Sayın Zafer, hepimizin çok merak ettiği, daha doğrusu ev sahiplerini de kiracıları da çok yakından ilgilendiren bir soru. Ev sahibi hangi koşullar ve hangi zaman aralığında kiracısını tahliye etme hakkına sahip oluyor? Burada aslında bir yıllık bir kira sözleşmesi yaptınız ve bir yıldan sonra ikinci yıla döndünüz. Artık sizin aranızdaki kira sözleşmesi 10 yıla uzuyor. Dolayısıyla burada aslında tüm sözleşmelerde sadece kiracı kiralayan arasındaki ilişkilerden kaynaklanan sözleşmeler değil, tüm sözleşmelerde sözleşmenin tarafları ki kira ilişkisinde kiracıyla kiralayan yani kiracıyla mal sahibi anlaşması halinde bu sözleşmeyi her zaman sonlandırabilirler. Ancak işte kiracının %25'lik konut artışıyla beraber kendisini daha ucuza ve kendi ihtiyaçlarına gereksinimlerini karşılayacak bir konutta oturması mal sahipleriyle aralarındaki ilişkiyi gelmişti. Burada önemli olan şey şu, işte biz herhangi bir nedenden dolayı yani bir konut ihtiyacımız olabilir. Yani kızım Almanya'dan gelecek ya da annem köyden gelecek, benim bir ihtiyacım var. Bu yüzden benim eve ihtiyacım var diye açılabilecek olan tahliye davalarındaki aslında yargılamalar çok uzun sürmekte. Özellikle %25 de bunu bir parça şişirdi. Bundan sonraki süreçte hakime gitmeden önce arabuluculuk görüşmelerinin zorunlu olduğunu, bundan sonra da bu sürecin devamlı surette devam edeceğini söylemek ve hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizim yargılamayla elde etmek istediğimiz sonuca gelmek istememiz o kadar uzun yıllar alıyor ki Aleyna Hanım, inanın. Bakın, ilk duruşmasının bir yıl sonraya verildiği bir uyuşmazlıkta ortalama bizim herhangi bir mahkemeden tahliye kararı alıp bunu kesinleştirmemiz yerel mahkemesi istinafı en az 4 yıl 5 yıl. İşte bunun önüne geçmek için tüm kira ilişkilerinde aslında bugün sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi 170 bini aşan kira ilişkisinden kaynaklı arabuluculuklara başvuru süreci ve burada yaklaşık yarı yarıya da hemen hemen yani bir yargılamaya dönebilecek olan uyuşmazlıkların her iki tanesinden birinin de anlaşarak neticelendiğini biliyoruz biz. Açıklanan istatistikler bu şekilde. O halde biz kira ilişkisinde herhangi bir nedenden dolayı kiracıya karşı tahliye açacaksak arabulucuda bu işin bitirilmesi taraflar açısından son derece ekonomik, son derece hızlı verilen kararlar mahkeme ilamı niteliğinde çok daha ucuz ve her şeyden önemlisi ne biliyor musunuz? Yıllar sonra çıkabilecek sürpriz bir mahkeme kararıyla karşılaşma ihtimaliniz yok. Çünkü sizin yapmış olduğunuz ve kazandığınız bir kira ilişkisinden kaynaklı davada istinaf mahkemesinde bu kararın bozulması ya da lehinize verilen kararın kaldırılması, onanması ya da şöyle diyelim sizin yerel mahkemeden almış olduğunuz olumlu bir kararın olumsuz bir duruma dönmesi ya da olumsuz bir kararın olumlu duruma dönmesi çok muhtemel. Bu belirsizliği, bu karmaşıklığı ortadan kaldırarak arabulucuda bu işi çözmek çok daha ekonomik, çok daha hızlı ve her şeyden önemlisi aradaki ilişkilerin bozulmadan devam etmesinin yani kiracı kiralayan arasındaki bu ilişkinin devam etmesi ve başkaca uyuşmazlıkların çıkmasının önüne geçiyor. Siz de hep beraber takip ettik basından son dönemde özellikle ikinci kez geçici ikinci madde uygulamasının yani %25'lik yasal artış sınırının ikinci kez uygulandığı bu sene öyle enteresan davalarla karşılaştık ki artık kiracı kiralayan ilişkileri savcılıklara taşıdı. Çünkü insanlar birbirlerine zor kullandılar. Hatta işte bıçaklı, silahlı, neredeyse mal sahibiyle kiralayan arasında bir savaş edasını gösteren görüntüleri izledik biz televizyonların ana haberlerinde. Dolayısıyla bu ilişkilerin önüne geçmek için arabulucu şart, müzakere kesinlikle edilmeli.
Ve bundan sonraki süreçte bizim hukukumuza çok yeni girdi kira uyuşmazlıklarında arabulucunun zorunlu hale getirilmesi. Ancak müsbet bir uygulama, çünkü taraflar onlarca bin lira masraf yapmak suretiyle günün sonunda 4-5 yıl geçse dahi istedikleri sonuca ulaşamayabilirler. İşte bu anlamda arabuluculuğu ben çok önemli görüyorum ve son derecede destekliyorum. Çünkü herhangi bir mahkemenin önüne bir dosyanın daha az gitmesi, tarafların daha kısa sürede anlaşması ve el sıkışması her şeyden önemli. Bunun yaygınlaşması, bir parça da piyasa koşullarının TÜİK verilerine göre bundan sonra neticelenecek olması aslında çok kıymetli, çok değerli. Umarım yakın zamanda biz kiracı kiralayan arasındaki ilişkilerin daha az bozulduğunu, adliye mahkemelerine daha az dosyaların açıldığını göreceğimiz bir süreçle karşılayacağız inşallah. Ben buradan bunu görüyorum. Ama bu şu demek değil. Belki bizim aslında belki de değinmemiz gereken şey şu. Bizim kira tespit davalarında 5 yıl dolduktan sonra sizin mevcut oturduğunuz evin yeniden kira bedelinin tespitini biz hakimden istiyorduk. Ve burada da yine kira tespit davasının açılabilmesi için 5 yıl gibi uzun tam bir kira dönemi, yani 5 tam kira yılının geçmesi lazımdı. Şimdi biz 5 tam yıl kira döneminin geçmesini beklediğimiz bir yerde, yine aslında konuşmanın başına söylediğimiz gibi enflasyon ortamının çok yüksek olduğu bir yerde, bu sefer burada mal sahibi mağdur oluyor. Öteki taraftan bir uyarlama davasının açılmak suretiyle mal sahibi tarafından bir uyarlama davasının açılması ve kiracı kiralayan arasındaki sözleşmenin yeniden aynı mevcut koşullara göre değerlendirilmesi istenmesi de mal sahipleri tarafından, o da kiracılar üzerinde başka bir baskı yaratıyordu. Dolayısıyla işte bu iki farklı olumsuzluğu ortadan kaldıracak olan düzenleme arabuluculuk müessesiyle geldi. Ve bu arabuluculuk müessesiyle gelen bu düzenleme de yine %50 civarında olacağını öngördüğümüz 2 Temmuz 2024'ten sonraki TÜFE artışlarıyla beraber tamamen ortadan kalkacağını söyleyemeyiz. Ancak büyük oranda ortadan kalkacağını ya da büyük oranda azalacağını söylemek mümkün. Aslında burada en kısası söylenecek olan sözün kısası, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını çok iyi bir şekilde bilmeleri lazım. Biz de bir nebze aracı olabildiysek ne mutlu bize. Ben zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Avukat Mustafa Zafer yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.